Merhabalar. Bugün sizler için farklı bir video çektim. Konumuz gitar değil. Maalesef içinde bulunduğumuz salgın. Dünya çapında çok ciddi bir salgın bu. Ve bizim evde oturmamız gerekiyor. Şimdi size neden evde oturmamız gerektiği ile ilgili bir animasyon, bir simülasyon göstermek istiyorum. Tabii ki bu benim üstüme vazife değil. Ben bu işin uzmanı değilim ama toplum olarak hepimizin üzerine düşen bir görev var. Ben de bu konuda kendimi sorumlu hissediyorum. Bu yüzden bu videoyu hazırlıyorum. Washington Post'un bir simülasyonu var. Temel prensibi şu: eğer siz toplum olarak her 8 kişiden 7'si evinde oturursa bu salgını kontrol altına alabiliriz. Ana fikir bu. Hadi şimdi size bu simülasyon üzerinde bu fikrin neden doğru olduğunu anlatmaya başlayayım. Şimdi nasıl bir simülasyon? İlk önce onu anlatayım size. Bunlar hastalıklı bireyler. Dokundukları sağlıklı, yani mavi bireyleri hasta haline getiriyorlar. Daha sonrasında da mor olanlar da iyileşmeyi temsil ediyor. Yani 3 tane farklı noktamız var. Şimdi ilk simülasyonda bir tane hastalıklı bireyimiz var, gördüğünüz gibi. Dokunduğu diğer sağlıklı bireyleri etkiliyorlar. Gördüğünüz gibi hızlıca artıyor hasta sayısı. Bakın, buradaki gördüğünüz alan da hastalıklı insanlar. Bakın nasıl azalmaya başlıyor sağlıklı insan. Belli bir süre sonra da sağlıklı insan sayısı sıfıra geliyor. Yani şimdi burada ölüm oranlarından ya da şeylerden bahsedilmiyor. Sadece kurtulanlar diye yapmışlar. Bence gayet de hümanist bir yaklaşım olmuş. Ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi burada önemli olan şey, sağlıklı hiçbir birey kalmadı. İşte en önemli nokta bu. Şimdi buraya geldiğimizde toplumdaki her 8 kişiden 7'sinin evde oturduğu düşünülüyor. Yani evde oturmayanlar kim? İşte polisler, hemşireler, doktorlar, işte çöpçüler, market çalışanları. Hani hayatımızı idame ettirmemiz için gerekli olan minimum insanlar. Gördüğünüz gibi virüs çok az, çok yavaş yayılıyor. Şurada da kapladığı alanı görebiliyorsunuz. İşte bu kontrol altına almış olduğumuzu gösteriyor. Bakın hasta sayısı hep sabit. Ve sağlıklı insan sayısı da kendini koruyor. Ciddi derecede sağlıklı insan var. Şimdi simülasyonun sonuna geldiğimizde farklı bir şeyle karşılaşıyoruz. Halihazırda 23 tane hasta insan var. 36 kişi kurtulmuş. Hadi kurtulmuş diyelim. Ve bu virüsün bulaşmadığı 141 kişi var. Yani toplumun %60'ına bulaşmıyor. İşte bu zaten bizim için önemli olan kısım. Toplumun bulaşmayan kısmı. He, bu arada tabii ki bu ne demek? Şurada 23 kişinin kalması demek, virüsü tamamen bitiremiyoruz. Ama kontrol altına almış oluyoruz. Yani gördüğünüz gibi burada temel prensip bu virüsten kurtulmak değil, bu salgından kurtulmak değil, kontrol altına almak. Şimdi kontrol altına almanın bizim için şöyle bir önemi var. Atıyorum, şimdi bizim 100 bin kişilik temel olarak hastanelerimizde yatak var. Şimdi biz 500 bin kişi, 1 milyon kişi hasta olduğumuz zaman bu hastanelerin kapasitesi yetmeyecektir. Bu yetmediği zaman da ölüm oranı ciddi bir şekilde artacak. İşte bu ölüm oranının artmasını engellemek için bizim evde oturmamız şart. Bu arada ne yapacağız evde oturduğumuzda da? Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Daha önceden ertelediğimiz, yapmak istediğimiz şeyleri şu anda yapmamız için güzel bir fırsat da olabilir bu. Bunu kullanın. Açıkçası bu virüs olmasa, yani kendi kendime yapmak istesem bunu beceremeyecekmişim, onu anlıyorum. Aslına bakarsanız ben de kendi açımdan baktığımda bir aydınlanma yaşıyorum. Aslında para kazanma, işte
günlük hayatın stresi altında bazı şeyleri kaçırdığımızı görüyorum. Ve inanır mısınız, yani çok ciddi bir aydınlanma yaşadım. Peki evde kaldığımızda ne yapacağız? Valla ben bol bol YouTube'a video çekmek istiyorum. Bir tane belki kısa film yapabilirim. Daha önceden çalmak isteyip de yarım bıraktığım parçalarımı tekrardan çalmak istiyorum. O çaldıklarımı da kaydetmek istiyorum. Kullandığım bu öğrendiğim YouTube'daki video bilgimle bunlara belki kendi kendime evde video klipler çekerim. Okumadığım, okumak istediğim kitapları, seyretmek istediğim filmleri seyretmek istiyorum. Yani evde şimdiye kadar yapmak isteyip de yapamadığınız şeyleri bulup bunlara yönelebilirsiniz. Bu bizim için çok güzel bir fırsat. Günümüz kapitalizminin getirdiği bizi toplumsal sorumluluklardan bir süre olsun sıyrılmış olacağız bu şekilde. Evde oturun, internet çok büyük bir mecra, çok büyük bir hazine. Ne yapmak istediğinize karar verin ve internetten araştırın. Bir hobi edinin. Ayrıca yorumlar kısmından neler yapmak istediğinizi bana anlatabilirsiniz. Benim neler yapmak istediğimi anlatabilirsiniz. Fikir verebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Sevinirim. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.